Dize iyi köyleri dedik. Dizimiz vücudumuzun en büyük eklemi, en çok yük çeken eklemlerden. Dizin genel ağırlığının %60 ile 80 arası dizin sadece iç kıkırdağı taşıyor. Bunda bir denge söz konusu. Bu dengeyi eğer %80'den 90'dan diğer tarafa da yayıp %50'ye düşürebilirsek, arabalardaki rot ayarı gibi lastikleri dıştan veya içten yemeyip de tam dengeli bir yük taşıtabilirsek, dizimiz de daha dengeli olup eskimesi daha yavaş olacaktır. Dizin eskimesi nasıl oluyor? 50 yaş üzeri hastalarımızda anlatmıştık. 50 yaşından sonra yavaş yavaş dizin kıkırdakları eriyip iç kıkırdaklarda kireçlenmeler meydana geliyor. Bu da bacağın yavaş yavaş o şekline gelmesine, eğilmesine neden oluyor. Bu eğilme arttıkça da dizin üzerindeki yük daha da artıyor, kireçlenmesi daha da çoğalıyor, hareket azaldığı için hastanın kilosu artıyor, kilo arttıkça ağrı daha da artıyor, kireçlenme daha da artıyor. Sonuçta bu bir kısır döngü. Bu ağrıları yıllarca çekiyoruz. Sonuçta doktora gidiyoruz. Doktorumuz bize öneriyor ameliyat. Ameliyat ne ameliyatı? Dize dokunmadan yapılan bir küçük ameliyat çeşitimiz var. Bu ameliyatlar son 3-4 yıldır literatürümüze girdi. Dünyada 40'tan fazla ülkede bildirimler gelmeye başladı. Bu ameliyatı olan herkes %90'ın üzerinde memnuniyet beyan etti. Bu ameliyatlarda sadece bir gece hastanede kalıyor. Ertesi gün taburcu oluyor ve hemen yük taşımasına, yürümesine, koltuk değneği, tekerlekli sandalye, herhangi bir destek kullanmadan yürümesine izin veriyoruz. Bu hastalar diz protezi kadar ağır bir ameliyat geçirmedikleri için öncesinde herhangi bir sağlık sorunu sorgulanmaya, şeker hastanız var mı, kalp hastalığınız var mı diye sorgulamamıza bile gerek kalmıyor çok zaman. Sonuçta neler oluyor? Hastamız geliyor. Sabah küçük bir tahlil yapılıyor, dizine bir film çekiyoruz, bunlar bizim kayıtlarımızda olsun diye. Arkasından ameliyatın oluyor, öğleden sonra 3-4 saat uyuşukluğu geçtikten sonra kalkmasına izin veriyor. Biz sadece bir gece tutuyoruz hastanede ki herhangi gece beklenmedik bir problem olmasın diye. Herkes ertesi günde taburcu olup evine gidiyor. Bu ameliyatı kimlere yapıyoruz diye soruyorsanız, diz protezi önerilen hastalara yapıyoruz. Diz protezi önerilen hastaların ne çektiğini hepimiz biliyoruz. Diz protezi yapılan hastalar bir haftaya yakın hastanede kalırlar. Arkasından yürüyebilmeleri için mutlaka koltuk değnekleri veya tekerlekli sandalyeler, dört ayaklı walker dediğimiz şeylerle yürürler. Ondan sonra bir ay boyunca hastaneye gidip gelirler. Onun arkasından fizik tedavileri başlar. Hastanın iyileşmesi 3 ayla 6 ay arası sürer. Sizi bu dertlerden kurtarmak için bu yeni ameliyat türünü size öneriyoruz.